أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان شهري فمن عظم شهر شعبان فقد عظم أمري ومن عظم أمري كنت له فرضا وذخرا يوم القيامة. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله تعالى وتقدس حضرتleri bu mübarek Şaban-ı Şerif ayımızın Cuma gecesinde bizleri affolanlar zümresine ilhak eylesin. Amin. Amin. Derdimiz günahlarımızdır. Talebimiz ve dileğimiz de mağfiret olunmamızdır. Bir kere affolursak inşallah Rabbimiz lütfuyla, keremiyle tecelli buyurursa inşallah bir daha bize gazabıyla muamele etmez ve bir daha bize azap etmez. Şimdi biz ne yapıyoruz? Allah-u Teala'nın nazarlarından, tecellilerinden, rahmetlerinden birine talip oluyoruz. Buna nerede talip olunur? Tabii ki sokaklarda, pazarlarda olmaz. Bu gibi ilim meclislerinde, namazlarda, cemaatlerde, zikirlerde efendim bu rahmet tecelli eder. Bu nazar özellikle hangi ayda? Şaban-ı Şerif ayında Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin özel tecellileri vardır. Hele özellikle 15. gece Rabbim kavuştursun. Berat gecesi yaklaşıyor. Çok büyük gece önümüzdedir. Büyük tecelliler olacak inşallah. Allah Teala bir kere rahmetiyle bize bakarsa bir de azap etmez inşallah. Çünkü ve men nazara ileyhi, Mevla kime nazar ederse yani ona bakarsa Allah Teala hepimizi devamlı görüyor ama ne halde görüyor? Kimini günah işlerken görüyor, kimini sevap işlerken görüyor. Onun için burada Allah Teala kime bakarsa demek ne demek? Herkese bakıyor o demek değil. Rahmetiyle nazar ederse, yani mağfiretiyle tecelli ederse. Şimdi bu mübarek zat gelmiş, bu Halep'in müftüsü, büyük alim Muhammed Zekeriya el-Mes'ud Hazretleri, Seyyid Muhammed Alevi Maliki vefat eden zatın arkadaşı, çok eserleri var, kitapları var, getirdi. Efendi Hazretleri de ziyaret etmiş. Oradan gelmiş. Tabii biz bilmiyorduk burada geldiğini, yoksa biz ona gideriz. Neredeyse ziyaret ederiz. Efendim ne peşindeler bunlar? Yani şu yaşta zat, alim, müfti geliyor işte Efendi Hazretleri ziyaret edecek orayı. Mesele ne? Allah'ın nazarlarından bir nazar, tecellilerinden bir tecelliye ne zaman, nerede mazar olacağın belli değil. Aramak lazım, dolanmak lazım, bu yolda dolaşmak lazım. Ne olacak? Bu ilim meclislerinde bir rahmet gelir, bir tecelli gelir, bir dua gelir. Onun için Evliyaullah'tan birisi uçuyordu. Yani uçmak onlar için basit iş. Ve lakin yine de yaya olaraktan ziyarete gidiyordu. Hem de kimi ziyarete gidiyor? Normal bir Müslümanı mesela. Allah için kardeşlik. Bana şimdi diyor, Seyyid Malik'in yanında biz seninle çok görüşürdük. O sana çok takılırdı işte, onu söylüyor bana da. Biz diyor sizi Allah için seviyoruz. Bak Allah için seviyor, büyüklük yapmış. Gelmiş, benim haberim yok. Ha, Allah için seviyoruz diyor. Bu Allah için sevdiği bir insanı ziyaret için yola çıkan adama melek geliyor. Melek diyor ki, senin hangi Allah'ın uğrunda bu kardeşini ziyarete çıktın ya, o Allah seni affetti ve cennetle müjdeledi diyor. Bu hadistir. Ama sadece dert ne olacak? Şimdi onun benden ne menfaati var? Bir şey yok. Biz sizi Allah için seviyoruz diyor, ziyarete geliyoruz diyor. Bak, allame adam bunlar. Kaç tane kitabı var şimdi bana hediye etti. Ha, bu. Allah için gidilecek. Allah için ziyaret niyet edilecek. Ve devamlı rahmet arayacağız. O büyüklük. O büyüklüğünden gelmiş biz. Efendim bunu hak etmiştir. Değiliz. Ama ve lakin mesele nedir? Dediler ki Efendi Hazretleri o zata, ya sen uçabiliyorsun da niye böyle yürüye yürüye yorulup da
Efendim gidiyorsun. Dedi peki Allah için bir Müslümanı ziyaretin sevabını nasıl alacağım uçarsak dedi yani. Anladın mı? Uçabilseler de yürüyorlar. Niye yürüyorlar? Bu zahmet işidir, rahmet işidir, tecelli işidir, nazar işidir. Biz hepimiz bu cemaatlere devam ediyoruz. Niye ediyoruz? Ya şu cemaate bir rahmet geliyor, ben de af olurum diye buraya sokuluyorum. Öyle midir, değil midir? Hadis-i şerifte buyuruyor, efendim, bir cemaat bir yerde toplanırsa mutlaka içlerinde bir veli vardır. Bu veli kendini tanıyabilir de tanımayabilir de. Çünkü bazı veliler kendilerini tanımaz. Bazı velileri başkaları da tanımaz. Kendileri de tanımaz. Ama hadis-i şerif garanti veriyor. Mectema cemaatun min ümmeti, benim ümmetimden bir topluluk bir araya gelirse illa ve fihim veliyun lillah, mutlaka işlerinde Allah'ın bir velisi var. Peki bu topluluğun sayısı kaç olacak? Ekallül ümmeti erbaun diyor. Diğer bir rivayette bu cemaatin, ümmetin, mectema ümmetün min ümmeti, ümmetimden bir ümmet. Ne demek ümmetimden? Büyük ümmetten bir cemaat demek. Bunun sayısının en azı kaç? 40. 40 kişi bir araya geldiği zaman mutlaka içlerinde bir veli olduğuna garanti var. O veli kendini ya tanır ya tanımaz. Tanıyıp tanımaması da mühim değil. Ama Allah Teala o veliyi mutlaka şefaatçi kıldığı için diğer cemaatin hepsi af oluyor ve kabul oluyor. Cemaat şuuru buradan geliyor. Şimdi ben tek başıma akşam namazını kılsam kabul olunacağına garantim var mı? Ben tek başıma dua yapsam kabul olunacağına garantim var mı? Dilim bu kadar isyan etmiş, elim bu kadar isyan etmiş. Ne yüzden Allah'tan ne isteyeceğiz? Ama ben şu cemaata geliyorum. Efendim burada kaç tane? 40 var. Onun için en azından birkaç veli mutlaka var. Efendi Hazretleri öyle buyururdu mesela cemaate hitaben. Bu cemaatin içinde ne kabul adamlar var, ne dostları var Allah'ın derdi. Cemaata söylerdi bunu. Ha demezdi ki ben veliyim, efendim benim hürmetim affoluyorsunuz, hiç evliyaullah öyle bir şey der mi? Demez. Ama ve lakin o tevazusundan demez. Biz hakikaten diyemeyiz. Çünkü biz gerçek manada velilik iddiamız yok. Edemeyiz bunu. Nasıl edeceğiz? Rezil oluruz. O zaman biz cemaata güvenebiliriz. Yani bu cemaatten ayrılmazsak kabulümüz kesindir. Mübarek gecelerde cemaata geliyoruz. Her cuma gecesi cemaata geliyoruz. Hiç kaçırmıyoruz inşallah. Bu cuma geceleri, cuma sabahları, bu kıymetli geceler, günlerde inşallah bir tecelli bize de erişecek. Allah Teala nazar buyuracak, rahmet buyuracak, lütuf buyuracak inşallah. Efendim böylece bizler ihya olacağız. Maddeten ve manen canlanacağız, dirileceğiz, kalkınacağız. Bir daha da düşmeyeceğiz inşallah. Bir daha da düşmeyeceğiz. Düşmez kalkmaz bir Allah Celle Celaluhu. Düşeriz. Ama mesele nedir? Kalkmasını bilebilmektir. Günah işleyebiliriz. Yani duramayız günahsız çünkü kuluz. Mesele nedir? Af olmasını bilebilmektir. Mesele nedir? Mevsimleri iyi gözetmektir. Ticaret zamanlarını iyi bilmektir. İşte bu mübarek gece mevsimdir. Onun için biz bu gecede hiç cemaatten ayrılmayalım ama sair gecelerde de, sabahlerde de, vakitlerde de yine cemaati bırakmayalım inşallah. Efendim, böylece Allah-u Teala nasibimizi azim etsin. Hissemizi büyük etsin. Mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi mübarek aya girmiş bulunuyoruz. Geçen derste girmeden evvel hazırlık yaptık. Şimdi Resulullah'ın buyurduğu hadis-i şerifi okuyoruz. Efendim, Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayetiyle ne buyuruyor? Şaban şehri. Şaban kimin ayıdır? Benim ayımdır. Kim sahiplendi bunu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. فَمَنْ عَظَّمَ شَعَرَ شَعْبَانَ فَقَدْ عَظَّمَ اَمْرِي. Şaban ayına tazım eden, ne demek tazım eden? Saygı gösteren, değer veren, büyük tutan. Evet, bunun da nasıl olduğunu Recep ayında konuştuk. Değil mi? İşte orucuyla, namazıyla, tevbesiyle, zikriyle, ibadetiyle. Efendim, ne yapmış olur? Benim emrime, işime, değer verdiğime değer vermiş olur. Bu hususta yine
efendim, birçok tabi duaları var, amelleri var, oruçları var, zikirleri var. Bugün tuttunuz, Allah kabule karin etsin. İlk perşembesini tutanlar, son perşembesi de nasip olur inşallah. Efendim, tutanlara cennet müjdesi var inşallah. Nerede bir müjde var? Belki bundan affolurum, belki bundan kazanırım. Büyük işlerden kazanamam, ufak gördüğüm bir işten kazanırım. Nereden af olursun belli değil. Nereden cenneti kazansın gizlidir. Onun için bir tane ihmal etmemek lazım. Şaban ayına değer veren, efendim onda zikreden hangi zikir yapılıyor? He? Nereden çıkarttınız? He? Başlamadınız demek ki hiç. Bir tane bilen yok, sifte yok. Efendim, La ilahe illallah ve la ne'abudu illa iyyah muhlisine levuddin ve lev kerihel kafirun. Bu Şaban ayının zikridir. Efendim, velev ki bir kere okunsa, bir kere dahi bu zikir okunsa, bunda çok faziletli müjdeler var efendim. Allah-u Teala önce gönderdiği kitaplarında buyuruyor, kim Şaban ayında bu zikri okursa, kaç defası yok, yani günde bir kere okusan tamam, ama 3 okusan daha iyi, 7 okusan daha iyi, yani 7 iyi bir sayıdır, ama bir kere de okuyana zarar zeval yok. Müjde var mı? Çok. Ne diyor? Keteballahu le ibadeti elfi sene. Allah ona 1000 sene ibadet etmiş sevabı yazar. Ya ama bu çok kolay. Çok kolay ama işte herkese nasip olmuyor işte. Bu kadar Allah Teala'nın fazlu keremine sen engel koyabilir misin? Ya Rabbi, bu kadar ufak işe, kolay işe niye bu kadar vaat ettin diyebilir misin? Ama kelime ne? İman kelimesi. İhlas kelimesi. La ilahe illallah. O la'yı uzatmak lazım. Hele şöyle içinden gelerek. İçinden gelerek tazimen Allah Teala'nın tevhidine tazim niyetiyle. La ilahe illallah. O la'yı uzatırsan onda çok müjde var. Bir tanesi 4000 büyük günahı sildiriyor ya. Bir tanesi. Hadis bu. Daha ne kadar müjde var? Sırf o şeyi uzatarak, la'yı uzatarak okumakta özel müjdeler var. Evet. Allah Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Ve la ne'abudu illa iyyah. Biz ancak ona ibadet ederiz. Muhlisine le'uddin. İbadetimizi ona tahsis ederiz. Sadece ona ayırırız. Sırf onun için kılarız. Sırf onun için zikrederiz. Sırf onun için efendim hac ederiz. Zekat veririz. Sırf onun için bütün ibadetlerimizi. Kimseyi ona ortak etmeyiz. Velev keriyel kafirun. Kafirler çatlasa da, istemese de, biz Allah'ın ibadetinden ayrılmayız, ona şirk koşmayız. Bu zikir, Allah Teala ne yazıyor? 1000 sene ibadet sevabı yazıyor. Şimdi, adama enayi demezler mi? Bu sevabı almak, elimizde, iki kelime dilimizde, ne kadar hafif ve kolay iken, biz ne gafil insanız yani. Ne kadar boş gezen insanız yani. Şaban Risalesi yazılan kaç sene oldu? Herkes aldı, rafa koydu. Şimdi zamanı geldi, geçiyor. Adam bir kere ben demeden okumayacak yine. Ya ben dememe ne lüzum var? Sen bunu açıp niye bulmadın ki? Benim bu ayda vazifem ne? Yazık değil mi ya? Allah'ın en büyük nimetine mazhar olan yaratıklar kimdir? İnsanlar. Hayvanların bizim kadar nimeti var mı? Ama efendim, bizim kadar da gafil mahluk yok. Bütün hayvanlar zikirdedir. Allah. Davud Aleyhisselam bir kere bir gece dedi ki, Ya Rabbi le usebbihannel leylete tesbihaten ma sebbahu ehadun min halk. Bu gece bir tesbih yapacağım, bir zikir yapacağım dedi. Kullardan hiç kimse öyle tesbih yapmamış. Deyince kurbanın biri evin kenarından bağırdı. Kurbağa. Allah'ı en çok zikreden hayvan kim? Kurbağa. Zikri ne?
Zemahşeri öyle diyor. Zikri Sübhanel Melikil Kuddus. O bağırıyor ya. O bağırtının sesine Sübhanel Melikil Kuddus. Hiç durmaz. Kurbağa dedi ki yahu dedi sen dedi Allah'a bir tesbih edeceğim diye bana karşı iftihar mı ediyorsun? 70 senedir dilim kurumamış dedi ya. Hiç durduğum yok. Zikirsiz ne yemişim ne içmişim dedi. Allah Allah. Davud Aleyhisselam şaşırdı kaldı ya. Şimdi biz en büyük nimete mazaz. Kurbanın nimeti ne ya? Zavallı ayaklar altına çiğneniyor, zor kaçıyor ya. Biz ne kadar efendim iki ayak üzerinde başımız havada yerde sürünmüyoruz, dört ayaklı değiliz. Bu kadar nimete mazhar olduk. Efendim, bir la ilahe illallah diyeceğiz. Şaban ayı geldi. Ve la na'budu illa ya muhlisine lehu'd-din ve lev kerihel kafirun. Onu da dememişiz. Ne zaman diyeceğiz? Yarın da cuma günü inşallah. Bu gece de okuyun. Yarın da okuyun. Sayfa 242. Şaban-ı Şerif Risalesi. Sayfa 242. Şimdi bunu millete mesaj çekseniz, efendim okuyun deseniz, sizin demenizle bir kişi daha okusa, bir kişi daha okusa, bir kişi daha okusa, hep kime yazılır? Size yazılır. Evet. Bin sene ibadet yazar. Ve mehanü zünub elfi sene, bin senelik günahı olsam siler. Allah Allah. Ne yaptım da ben siliyorum? Ya Allah Allah. Sen ihlas kelimesi okudun, tevhid kelimesi okudun. Peki. Anlamadıysan anlatayım sana. 90 senelik kaşerlenmiş gavur. Bir kere la ilahe illallah dedi mi ne oluyor? Müslüman oluyor tabii canım onu biliyoruz. Anasından doğduğu gün gibi günahsız oluyor. E şimdi sen zaten Müslümansın mübarek. Gavur, gavur af oluyor da Müslüman af olmaz mı ya? Ve haraca min kabri ve vecuhu kel kameri leyletel bedr. Bu Şaban ayında bu zikre devam edenler mezarından nasıl çıkacak? Yüzü ayın 14'ü gibi dolunay gibi çıkacak. Bu da ne demek biliyor musun? Başka hadiste var. Bukhari'de evvelü zümratin telicül cennete vücum ala suretil kamer leyletel bedr. Cennete ilk girecek zümre hesapsız ve azapsız işte onların yüzü dolunay gibi olacak. Şimdi burada da ne diyor? Bunu okuyan Şaban ayında mezarından ne gibi çıkar? Dolunay gibi parlak çıkar. İnşallah inşallah hesapsız azapsız girmek nasip olur. Vallahi hesap zordur. Azap zordur. Kimse göze almasın diyorum ama günahsız duramıyor. Herhalde siz de milletin asıblisin kendim gibi benim gibi bir şeysiniz yani. Günahsız durduğunuzu da pek tahmin etmiyorum. Nasıl bunu göze alıyoruz? Biz o zaman devamlı istiğfar ve ne günahı affeder, ne kadar günahı affettiren amel bulduksa bir tane geri koymayalım. Çünkü neden? Belki ondan af olmaz, bundan af olur. Bu iş sakata gelmez. Mutlaka af olup Allah'ın huzuruna çıkalım. İnşallah. Ve kutibe indallahi suddika. Bir de bu kişiyi Allah indinde ne yazılır? Sıddık yazılır. Sıddık ne demek? Peygamberlerden sonra en yüksek makam ne? Hangi makamdır? Sıddıkiyettir. Yani Allah-u Teala'yı ve ayetlerini son derece tasdik eden demektir. Onların başı Ebu Bekir Sıddık'tır radıyallahu anh. İşte bu zikre devam eden Allah katında sıddık yazılır. İnşallah manasını düşünerek, burada manası da yazılı. Hemen başlayın, her gün birkaç kere okuyun. İman kelimesidir, namazların akabinde okusanız bile 5 kere eder. Ne güzel olur. Allah Teala tertemiz eder. İnşallah Şaban ayının bir yandan orucunu tutuyorsunuz. Şimdi önümüzde yine geliyor, 13, 14, 15 geliyor. Tabii en mühimi hangisi? 15'i. Berat gecesinin günü. Onları da konuşuyoruz haftaya inşallah. Böylece hem oruca devam edilsin, hem zikre devam edilsin, efendim, hem bu tevhid zikrine devam edilsin ve en mühimi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife artırılsın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Şimdi bu gece cuma gecesidir. Yarınki gün cuma gündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor.
Ekfirû aleyye minas salati yevmel cum'ati. Evet. Fil leyletiz zehra'i vel yevmil egharri. Nurlu günde ve nurlu gecede. Yani cuma gecesinde ve cuma günde. Bana salavatı çoğaltın. Onun için alimler diyorlar ki cuma gecesinde ve cuma gününde Kehf suresini okumak eftaldir. Ama Kehf suresinin dışında başka sureleri okumaktansa salavat eftaldir. Çünkü cuma gecesi ve cuma gününe has sadece emir var, Kehf suresini okuyun. Bu emir var. Benim ta dua kitabımda, ilk çıkan kitabımda bu hadisler var cuma bahsinde. Kehf suresi okunacak. Bu salavattan eftaldir. O saat, yani Kehf suresini okurken geçirilen vakit. Çünkü neden? Hususi emir var. Çünkü muhafaza var, koruma var. Hatta tümörden, kanserden bile. Şimdi birisi emniyet amiri bir vilayette, şimdi tayini çıkmış. Ben tanımıyorum. Bir yerde oturuyorlar arkadaşlar. Demiş ki, kanserin çaresi var tümörün. Efendim demişler, ne biliyorsun ya? Demiş ki, Kehf suresi nasıl oluyor? Cuma günü okuyorsun, tümör falan olmuyor ömür boyu. Her cuma devam edene tümör, kanser olmaz falan. Nereden buldun bunu? Demişler, sen emniyet amirisin, ne anlıyorsun bu işlerden? Hoca mısın, hacı mısın demişler. Demiş, Cübbeli Hoca'nın kitabında var demiş. Ve diyor, biz şaşırdık kaldık diyor, biz senelerdir seni tanıyan adamız ama diyor, ne kitaptan haberimiz var. Ne diyor, dua kitabının sonunda o hadisi biliyoruz. Bakın hakikaten, dua kitabının sonunda, Kehf suresinin faziletinde dübeyle diyor. Ve mineddâi ve dübeyleti, dertlerden, hastalıktan, özellikle tümörden, yani kanserden koruma var Kehf suresinde. Onun için Kehf suresini okuyanlara, cuma gecesi, cuma günü tamam, o en faziletlisidir. Ama Kehf suresinin dışında kalan, mesela diyelim ki, Bakara suresi okuyacağım, şu sureyi okuyacağım, Yasin okuyacağım, Tebarek okuyacağım. O mu eftal? Salavat-ı Şerife mi eftal sorarsalar, alimler diyorlar ki bir tek Kehf suresi hakkında emir olduğu için. Geri kalanlarda salavat hakkında emir var. Cuma gecesi ve cuma günü çokça salavat getirin. Bir de bu ay kimin ayı? Şaban Resulullah'ın ayı. Salavatı emreden ayet hangi ayda indi? Şaban ayında. Şaban-ı Şerif mübarek ayda salavatı emreden ayet-i kerime indi. Bundan dolayı da salavat-ı şerifenin çok fazileti var ve çok önemi var mübarek ayda. Böylece Resulullah'ın sözü yerine gelir. Şaban benim ayımdır. Şaban ayına tazım eden benim emrime, benim buyruğuma tazım etmiş olur. Ve ben azzamı emri, benim emrime değer veren, buyruğuma saygı gösterene kuntü lehu ferattan ve zuhran yevmel kıyameti, kıyamet gününde ben o kişiyi kurtarıcı olurum ve onu önden ahirete gidip de bekleyen hazırlıkçı olurum. Resulullah bizden önce gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi farat bu ne demektir? Mesela bir insanın çocuğu olsa, buluğa ermeden ölse o çocuk nedir? Farat. Ne demek farat? Mizanda ağırlık yapacak ve babasını anasını kurtaracak. Çocuğu ölenler hakkında bu. Şimdi buluğa erdikten sonra çocuk ölse bu müjde bu kadar yok. Ama buluğa ermeden önce çocuk ölse o çocuk nedir? Farattır. Farat ne demek? Öncü kuvvet. Yani şimdi sen ölüyorsun ama buluğa ermeden de çocuğun senden önce ölmüş ya, sen ahirete gittiğin zaman günahın da olsa, cezan azabın da olsa o çocuk seni karşılıyor. Ve o çocuk seni cennetin kapısında bekliyor. Mizanda da sevabın hafif gelse o çocuk mizanda ağır bastırıyor. Onun için çocuğu buluğa ermeden ölenlerin bayağı bir müjdesi var. Dediler ki ya Resulallah, mesela bazılarının çocuğu ölmemiş, efendim çocuğum ölsün diye de dua edilir mi? Edilmez. Şimdi benim çocuklarım zaten çoğu buluğa erdi zaten, onlardan kaybettik diyelim. Şimdi buluğa ermeyen birkaç çocuğumuz var, çocuğumuz ölsün de biz bari cennete girelim. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Ne oluyor? O kaderin sırrıdır. Eğer Allah alırsa çocuğunu önceden sabretmen için ve rıza göstermen için Allah sana böyle bir özel müjde koydu. O zaman sahabe-i kiram dediler ki ya Resulallah, sen bu müjdeyi buyurdun. Bunda çok fazilet var ama içimizde çocuğu ölmeyenler var. Biz de bu müjdeden nail olmak isteriz. Ne buyurdu? Kimin çocuğu ölmemiş, kimin ahirete önceden gönderdiği bir hazırlıkçısı yoksa ben sizden önce gittiğim için ben sizi bekliyorum dedi.
sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bizim Muhammed Mustafa'mız var. Sallallahu aleyhi ve sellem, kıymetli peygamberimiz var. Bizi bekliyor Ferhat. Ama diyor özellikle Şaban benim ayımdır. O aya bir özel muamele yapana ben de özel muamele yapacağım. Çünkü o benim emrime tazım etmiş olur. Benim emrime tazım edenin de kıyamette öncüsü, hazırlığı, mükafatı, efendim, ecri benim diyor. Onun için inşallah gafillerden olmama gayret edelim. Bu müjdeler bir daha gelmez. Bir daha ne zaman geliyor? Ta bir daha sene Şaban ayında geliyor. Bir daha sene Şaban ayına da hangimiz yaşayacak, hangimiz yaşamayacak, o da belli değildir. Evet. Yine bir hadis-i şerif rivayet ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men azzame Şabane, kim Şaban ayına tazim ederse. Şimdi bu hadiste gelen ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleler bu tazimi tefsir edecek. Yani Şaban'a saygı gösterirse nasıl olur? Vettekallahu teala, haramlardan sakınırsa. Şimdi haramlardan devamlı sakınmak lazım ama. Mesela bir namerem kadın geçiyor. Gözün aldı. Mesela canın bakmak istiyor. Bakmamak lazım ama özellikle insanın içine bile ya Şaban ayındayız. Resulullah Efendimizin ayındayız. Bak bu ayda takva olursa aya değer vermiş olursun. Resulullah'ın emrine tazım sayılır. Bu niyetle bakmazsa bunun fazileti farklı olur. Efendim gıybet edecek. Dedikodu yapacak. Bir günah işleyecek. Ama ben Şaban ayındayız. Allah'ın haramlarından özellikle sakınalım diye takvaya sarılırsa ve amile bi taati, Allah'ın itaatiyle, ibadetiyle amel ederse, yani Şaban Şerif ayında efendim özellikle evvelce gevşeklik yapıyorsa onu bırakıp namazlarına tam devam edecek. Sünnetlere tam devam edecek. Mesela teheccüd kılmıyordu. Diyelim ki fazladan bir de teheccüde kalksa kılsa. Veyahut efendim nafileden orucu artırsa, sadakayı artırsa, hayır yapsa. Daha ve emseke nefsehu anil masiyeti, kendisini günahlardan tutsa, özellikle tutsa. Yani bu bir özellik istiyor, yani düşünce istiyor, tefekkür istiyor, devamlı tetikte olmak istiyor. İşte bu günahtır. Şaban ayındayım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayına tazım edeyim, niyet istiyor. Ne yapar Allah Teala? Gafarallahu Teala zunubehu. Allah-u Teala bu kişinin günahlarını mağfiret eder, bunu affeder. Ve amenev min kulli ma yekun fi tilkes sene minel belaya vel emradı kulliha. Bu da ayrı bir müjdedir. Şaban ayı böylece bir mihaktir. Bütün seneye ayar çekiyor. Şaban ayında amellerimiz Allah'a arz ediliyor. Hakkımızdaki kararlar, kazalar, kaderler, yazılar tespit ediliyor. Şaban ayında çok önemli işler oluyor bizlerin hakkında. Onun için bu aydaki takva, efendim amel farklı bir değer görüyor. Allah-u Teala bu şekilde tazim eden kulunu o sene olacak bütün belalardan ve hastalıklardan, bir sene zarfında ne kadar hastalık, bela, musibet varsa o kuluna güvence veriyor, ona o musibetleri vurdurmuyor. Onun için inşallah bunları bilerek yapmak başkadır. Hem niyet edelim inşallah, hem de Allah-u Teala'dan o niyetimize göre karşılığını bekleyelim. Rabbimiz vaat ediyor, bu hadis-i şerifler bize rivayet ediyor, alimler bunları kitaplarında yazdılar, biz buna itikad ettik, itimat ettik. Mevla kulunun hüsnü zannına göre muamele ediyor. Bizi de böylece emin kılar inşallah. Ondan sonra Şaban Şerif'in gecelerini ihya. Yani şimdi biz burada bu mübarek cuma gecesinde toplanmış bulunuyoruz. Bu neye sayılıyor? İhya'ya sayılıyor. Hem de en büyük ihya'dan sayılıyor. Zikir meclisinde bulunmak, ilim meclisine iştirak etmek, cemaatle namaz kılınan ayrı. Zaten cemaatle namaz başlı başına bir fazilet. Bir insan sadece cemaatle namazda bulunsa, yatsı namazında yarı geceye kadar ibadetle geçirmiş sevabı alıyor. Ayakta namazda sevabı alıyor. Akşamdan yatsıyı bir insan cemaatle kılarsa, şimdi akşamı kıldık cemaatle, yatsıyı da kılacağız inşallah. Akşamı yatsıyı cemaatle kılan Kadir gecesinde yetişmiş gibi sevap alıyor. Kadir gecesinde yetişmiş gibi sevap alıyor. Hatta bir insan Kadir gecesi biliyorsunuz ki gizlidir.
rivayetler farklı, ihtilaflıdır. Bundan dolayı işte arıyoruz. Hatta senenin bütün gecelerinden herhangi bir gecesi olabilir ama işte kuvvetleri görüşe göre Ramazan içindedir, onun sonundadır işte efendim. Tek gecelerde böyle arıyoruz. Bu hususta birçok hadis-i şerif var. Bir insan diyor Kadir gecesinde hiçbir şey yapmasa, yani sabaha kadar namaz, ibadet vesaire, zikir, salavat bir şey yapmasa, sadece akşam ve yatsı namazlarını cemaatle kılsa Kadir gecesinden nasibini almıştır diyor. Anlıyor musun? Bir de bunun tersi var. Bazıları sabaha kadar namaz kılıyor ama akşamı cemaatle kılmıyor. Mesela Kadir gecesinde bu iftar meselesi oluyor. İftar meselesinden dolayı çokları sofra başında evlerde, davetlerde vesaire yerlerde iftara gidiyor. Ondan dolayı da cemaati kaçırıyor. Veyahut da 2-3 kişi cemaat yaparlarsa, o da zor, az yani, öyle rastlamıyorum. 2-3 kişi cemaat yapıyorlar. 2-3 kişinin cemaatiyle efendim 40 kişiyi aşkın cemaatler bir olur mu? Olmaz. Öteki sadece akşamla yatsının cemaatinde bulunuyor. Ondan sonra yatıyor. Yatıyor. Teravihden sonra yatıyor. Ondan sonra sabah namazına kalkıyor, sahura kalkıyor, neyse. Beriki ne yapıyor? Beriki akşamın cemaatini kaçırıyor. Veya yatsının cemaatini kaçırıyor ama yatsından sonra cami cami dolaşıyor. Türbe, mürbe, sabaha kadar zikir, ibadet, hangisi faziletli? Hangisi fazla kazandı? Bak şimdi öbürü sabaha kadar ibadet etti, ona Kadir gecesinden nasibini aldı diyerek bir hadis yok. Ama akşamı yatsıyı cemaatle kılana Kadir gecesinden nasibini aldı diye hadis var. Onun için kafayı iyi çalıştıralım. Yani İslamiyet illa da zor, da zor amel daha sevaplıdır manasına değil. Cemaatle akşamı kılmanın ne zorluğu var? Yatsıyı kılmanın ne zorluğu var? Böyle kolay işlere çok büyük mükafatlar var. Bilinçli olmak lazım. Onun için zaten yatsının cemaati ihyadandır. Sabahın da cemaati olursa inşallah tam ihyadır. Ama biz bu mübarek cuma gecesinde inşallah efendim ihyaya niyet ettik. Şaban-ı Şerif gecelerinden, gecelerin en üstünü olan mübarek cuma gecesini ibadetle ihyaya niyet ettik inşallah. Rabbim niyetlerimizi kabul etsin. Amin. Salih etsin, tahsih etsin. Efendim böylece ihyaya saysın inşallah. Şaban-ı Şerif ayının gecelerinin ibadetle ihyası çok sevaplar kazandırır. Özellikle kabir azabından kurtulmaya büyük vesiledir. Muhammed İbni Abdillah Ezzahid Hazretleri anlatıyor. Büyük bir alim, dostum diyor. Alim çok. Meşhur. Bu kişi vefat etti. Cenazesini kıldım. 8 ay kabrini ziyaret etmedim. Yani gidemedim, gitmedim. Sonra kabrini ziyaret etmek istediğim gece mana aleminde onu gördüm ki üzüntülü hali var. Suratı sapsarı. Selam verdim. Selamı o almadı. Ama benimle konuşmaya başladı. Ben dedim Sübhanallah. Benimle konuşuyorsun madem, selamımı niye almadın? Dedi ki biz ibadetten kesilmişiz. Ahirette ibadet var mı? Yok. Kabirde ibadet var mı? Yok. Şimdi selama cevap vermek nedir? İbadettir. Yani selam vermek sünnettir. Selama cevap vermek nedir? Farzdır. Onun için ne soruyorlar? Diyorlar ki hangi sünnet farzdan daha sevap? Soruyorlar. Bilmecede 500 milyarda çıkabilir bu. Bunu siz belleyin. He? Hangi sünnet farzdan daha sevap? Selam vermek sünnet, almak farz. Hangisi daha sevap? Vermek daha sevap. O sünnet farzdan daha fazla sevap olan yer burası. Şimdi selam sen verdin bana, benim almam farz. Farz ama kabirdekine farz var mı? Farz olsa yatsıya kalkıp gelmesi lazım. Nasıl gelecek? O zaman efendim ben de sen selamını almıyorum çünkü mükellef değilim. Burada bir vazife yok. Ama konuşmak serbest. Konuşmak da serbest. Herkese serbest.
değil. Kime serbest? İşte hak edene serbest. Mesela borçlu ölene, vasiyetsiz ölene, birinin emaneti var yanında, sen o emaneti efendim vasiyet edip de şunun malı şurada, bunu alın adama verin ben ölürsem diye yazmadın. Veyahut da birine sözlü vasiyet yapmadın. Ne oldu? Sen öldün, varisler bölüştüler. Ölüm hak, miras helal dediler. Milletin malını yediler. E şimdi sormadılar ki bu kimin? Çünkü neden? E babamızın evinde bulundu. Anladık da bakalım, belki birinin emanetidir. Millette bu titizlik yok. Hatta bizim milletin kafası şöyle. Biri çıkar da sonra benim benim der, biz hemen alalım. Yahu beklesene, biri çıksın da ver de ha. Onu beklemezler. Men lem yusî lem yüzen lehu fil kelâm me'al mevtâ. Vasiyet yapmayana ölülerle konuşma izni yok. Vasiyet yapmayana ne demek? Vasiyet yapması gereken bir şey var da yapmayana demek. Yani birinin emaneti var, birine borcun var vesaire. Bu durumda efendim sen vasiyet yapman gerekiyordu. Çünkü varislerin bunu bilmiyordu. Senle o adamın arasındaydı bu emanet. Sen de demeyince bu gizli kaldı. Adamın hakkı yenilmiş oluyor. O ahirete gittiğin zaman da senin ağzın damgalı mühürlü, sana diyorlar konuşma yok. O da zor iş ya. Şimdi hapse giriyorsun tamam da bir de konuşacak adam olmadı mı iki kat hapis olur. Bir de ağzını bağlarsalar çok zor olur. Kabire gireceğiz ama hiç olmazsa ruhlar aleminde konuşabilsek, görüşebilsek yine bir ferahlık olur. Bir orada da konuşturmazlarsa seni hepten sıkıntı kat kat olur. Dediler ya Resulallah ve el yetekellemul mevte. Ölüler konuşuyor mu? Kale ne'am ve tezaverun. Tabii ki konuşuyorlar. Hatta ziyaret de yapıyorlar birbirlerini. Hatta gelirler evlerini de ziyaret yaparlar. Bu cuma geceleri. Efendim ruhlar dolaşırlar. Ama kime izin var? E tabii ki salih amel sahiplerine izin var. Öbür türlü cehennemde, hapishanede, zindandakine izin yok. O bu zat konuşuyor. Efendim konuşma izni var. Ben dedim ki sen çok güzel yüzlü bir adam idin. Şimdi niye senin yüzünü değişmiş görüyorum? Dedi ki ben efendim hepimiz günahkarız tabii. Kul kusursuz olmaz. Bir insan Allame-i Cihan olsa bu günahsız demek mi? Ancak günahsız kime diyebiliyoruz? Peygamberlere diyebiliyoruz. Peygamberlerin dışındakine günahsız diyemiyoruz. Tabii Efendi Hazretlerimiz gibi insanlar var. Ama tabii ki bir peygamber şeklinde günahsızdır diyemeyiz. Ama onlar da masum değilseler de masuma yakın mahfuzdurlar. Mahfuz demek enbiya masum, evliya mahfuz. Peygamberler masum, veliler korunmuş. Masum demiyoruz ama korunmuş diyoruz. Yani onları Mevla Teala günaha düşmekten korur, muhafaza eder. Velakin efendim peygamber şeklinde olmaz. Ama üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri farklı bir hali var. Çünkü çocukluğundan beri de hiçbir namahreme bakmamış, hiçbir günah işlememiş. Yani hali öyle. Hatta hocası gördüğünde, şeyhi gördüğünde ne demiş? Bunun arkasında kılan bir peygamberin arkasında kılmış gibidir. Çünkü sol taraftaki melek buna hiçbir günah yazmamış. Öyle keşfettiriliyor. Gören hocaları, şeyhleri tarafından bu sözler naklediliyor. Ha, bu öyle insanlar çok enderi nadirattan müstesna insanlar. Allah şefaatlerine nail eylesin. Başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Evet. Ama şimdi diğer çok büyük alim olabilir insan ama günahı vakı olabilir. Bu zat anlatıyor. Diyor mezarıma konur konmaz münker nekir melekleri geldi. Bunlar acayip melekler. Bunlar korkunç melekler. Allah bize ehsen surette irsal eylesin. Amin. Ne demek amin? En güzel görünümle bize göndersin. Bunlar korkunçlukları var. Heybetleri var, azametleri var. Hiç görülmemiş, tanınmamış. Münker o demek, inkar edilen. Nekir o da münker manasına. Yani bir kimse gördüğünde ben bunu görmüştüm ya da böyle korkunç bir şey görmüştüm diyemez. Mislini görmemiş. Bak bu kadar korku filmleri çıkartmışlar. Çalışıyor bütün gavurlar bu filmler için. Çok da seyredeni var. Adam şimdi ya ne seyrediyorsun bunu? Efendim hem korkuyor hem bakamıyor yine seyrediyor. Uykusu da kaçıyor. Ya niye uykunu kaçırıyorsun? Ondan sonra sindirim sistemin bozulur.
Sinir sistemin bozulur, kabızlık yapar. Ben sana saymayayım, hiçbir doktor o kadar bilmez, ben sana anlatırım. Bu sinirini artıracak, efendim stresini artıracak. Bütün beyinden vücudun her tarafına kadar komut veriyor. Vücut iptal olur ya. Ne lüzum var böyle korkulu şeyler seyrediyorsun? Hem bağırıyor, bas bas bağırıyor. Hem yine kapat, kapatmayın seyredici. Allah Allah. Hiçbir korku filmi, dünyanın bu ne diyorsun ona film yapan adamları bir araya gelse masa başı, Münker Nekir'i tasvir edecek bir korkunçlukta bir şey çıkarabilirler mi ortaya, örnek? Çıkaramazlar, çıkarabilecek olsalar bunların adına Münker Nekir denmez. Çünkü bunun mislini kimse örnek olarak bile görmemiş oluyor. Kabre indi mi hiç görülmemiş bir şey ile karşılaşıyor. Allah kolaylık versin. Amin. Rabbim ilk gecemizi kolay etsin işi. Amin. İlk gelişleri onların, o ilk gelişleri. Evet, geliyorlar, ne soruyorlar? Allah'a iman soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman soruyorlar. Allah'ın yardımıyla Celle Celaluhu kendilerine cevap verdi. Allah-u Teala'nın fazl-ı keremi olmasaydı buna imkan bulamayacaktım diyor. Tabi Allah'ın lütfu olmasa kimse amentü billah diyemez yani. Kimse la ilahe illallah diyemez. Hep Allah'ın lütfu keremiyle konuşuyoruz. Konuşabiliyoruz. Fakat Münker Nekir'in sualinin cevabı bitti. Bu zamana kadar biz biliyoruz ki soru cevabı verdin mi rahat ettin. Öyle zannediyoruz. Bak hemen öyle değil. Bu soru cevap imanla alakalıdır. Sen de münafık değilsin. Sahtekar değilsin. Hakiki bir müminsen. Cevaplarını verdin. Ama bu demek değil ki sen günahsızsın. Bu demek değil ki sen cezasızsın. Öyle ya, imanlısın ama azabı hak ettiğin noktalar var. O zaman bir melek geldi diyor. Başka bir melek. Başıma dikildi. Bana dedi ki ey Şeyh Hüsü, ey kötü ihtiyar. Şaşırdım kaldım. Benim günahlarımı, kötü amellerimi diyor çarşaf çarşaf saydı döktü. Sen şunu yaptın, bunu yaptın. Bizi de böyle sayacak bir şeyler bulabilirler değil mi? He? Ne kadar? Vallahi biz mahşere kadar, yani kıyamet kopana kadar sayılacak kadar var. Hakikaten var ya. Bir günde yaptığımız günahın haddi hesabı yok ya. Bir günde. Ne dilimiz duruyor, ne gözümüz duruyor, ne elimiz duruyor, ne ağzımız duruyor, ne ayağımız duruyor. Ne aklımız, kalbimiz duruyor. Her taraf çalışıyor. Adam namazda bile insanın kalbinden vesvesene ne fitneler geçiyor. Namazda ya. Zannedersin ki adama bakarsın ki evliya mübarek adam. Amma namaz kılıyor. Halbuki herif orada kimi kazıklayacağını hesap ediyor ya. Allah Allah. Sabaha kadar teheccüd kılıyor herif. Ertesi gün adamın malını gasp etmiş. Adam diyor emanet para diyor. Birinden alacağım zor. Al dost. Vermiyor bana diyor. Bir tutam da sakalı var beyaz. Ne yapacağız şimdi? La havle ve la kuvvete. Ya sen teheccüd ne kılıyorsun? Teheccüd kılma da git adamın malını geri öde. Bu teheccüd bunu kurtarır mı ya kul hakkını? Peki. Diyor benim günahlarımı saydı döktü birer birer. Ondan sonra diyor bana bir sopa vurdu. Vücudum diyor ateşle tutuştu. Allah Allah. Kabirde ateşle tutuşuyor. Yandım diyor. Sonra yılanlar türedi. Bana sarıldılar. Beni yemeye başladılar. Bu nasıl bir şey şimdi? Canlı canlı yılanların seni yemesi nasıl bir şey? Şimdi dünyada böyle bir ceza yok. Yani idam en fazla görüyorsun, idam midam da böyle bir ceza yok. Bu bomba patlasa ölsenden bile beter. Orada ölüyorsun bir dakikada. Bu ayıksın. Yani ölüm demek bedenin ölmesi demektir. Ruh ölmüyor. Acıyı çeken neresi? Ruh. Beden acı çekmez ki. Ha duvara vurdun bu yumruğu, ha bedene vurdun. Ölünün ne anlayacak onu? Ruhu anlıyorum. Hisseden ruh. Sonra diyor, kabrim benimle konuşmaya başladı. Bana dedi ki, sen Rabbinden utanmadın mı? Niye bu günahı yaptın? Niye şu günahı yaptın? Allah'tan utanmadın mı? Haya etmedin mi? Kabirle konuşuyor. Kabir konuşuyor. Ya. Şimdi de konuşuyor da duyan yok. İnnel arza letunadi kulle yevmin seb'ine merrate. O bizi içine alacak toprak adı yer. Nereden geliyor zaten? Yemekten geliyor. Adı ne? Yer.
kısmetindir gezdiren yer yer seni, akıbet bir gün olur yer, yer seni. Toprak adam yediği için ona arz deniyor. Arapçası da yemek. Ten geliyor. Toprak konuşuyor. Her gün 70 kere sesleniyor. Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları, üstümde geziyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, yatıyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Kulû veşrabû veşteyt. Yiyin için canınız ne istiyorsa. Ama imtihandasınız. Fevallâhi lâ kulenne. Luhûmekum ve şuhûmekum. Allah'a yemin olsun ki hele siz bir gelin. Hele siz bana bir gelin. Ben sizin etlerinizi ve iç yağlarınızı nasıl yiyeceğim bir gör. Sizde ne et bırakacağım ne yağ bırakacağım. Kemik bile kalmıyor ya. Açıyorsun bakıyorsun kemik bile yok. Bir kuyruk sokumu kalır, o da küçük hücredir. O gözle fark edecek gibi ele gelecek bir şey değil. Toprağa karışır o kalır. Hadis-i şerif böyle. Evet. Toprak konuşuyor, sesleniyor. Efendim, şimdi duymuyoruz ama ölenler duymaya başlıyor. Ama şimdi bize de sesleniyor. Ene beytül gurbeti, ben yalnızlık eviyim. Ene beytül vahşeti, ben ıssızlık eviyim. Ene beytül turab, ben toprak eviyim. Ene beytül düt, ben yılan çıyan eviyim, kurt eviyim. Böyle. Kabrim benimle konuşmaya başladı ve seni, beni sıkmaya başladı. Öyle bir sıktı ki kaburgalarım birbirine girdi ve mafsallarım kesildi. Kabrin bu sıkması meşhur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat ettiğinde onu bile sıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, birisi kurtulsaydı kabir sıkmasından bu kurtulurdu. Sahabe-i kiramdan kabirlerinin başında gömdükleri hakkında da böyle buyurduğu oldu. İnşallah bizi ana yavrusunu sıkar gibi sıkar inşallah da. Böyle kemiklerimizi birbirine sokmaz inşallah. Nasıl karşılanacağız hiç belli değil. Ama kesin gidişatla gidiyoruz. Allah yardım etsin. Aldanmaktan muhafaza etsin. Bu imtihanı kazanmak nasip etsin. Ucuza gitmeyelim ucuza. Evet. Böylece ben kabirin sıkıntısı ve azabı içerisinde kaldım. Ne zamana kadar? Şaban ayının hilalinin göründüğü geceye kadar. Şaban ayının hilali ne demek? İlk gecesi yani. Azap içerisinde kaldım. Şaban ayı girince gökten bir münadi nidat. Eyyühel melek irfa anhu. Ey melek azabı kaldır. Neden? فَاِنَّهُ اَحْيَا لَيْلَةً مِنْ شَعْبَانَ ف۪ي عُمْر۪ي وَصَامَ يَوْمًا مِنْ اَيَّامِ. Şaban ayında ömründe bir Şaban ayı, bir Şaban ayının bir gecesi, iki gece bile değil, bir Şaban ayının bir gecesini ibadetle ihya etti. Ve bir gününde Şaban ayının oruçlu geçirdi. Onun için bu ay girdi, bu nürmetine azabı kaldır. İşte diyor Şaban ayının bir gece ibadeti, bir gün orucu hürmetine Allah Teala benden azabı kaldırdı ve beni cennetiyle, rahmetiyle müjdeledi. Ey dedi, beni ziyarete gelecek arkadaşım. Sabaha ziyarete gidecek mezarını. Akşamı görüyor bunu zuhuratta o gece. Bak dedi, sen şimdi dünyadasın. Bizden amel kesildi. Senin amel imkanın vardır. Evet. Biz gerçeği anladık ama amel edemiyoruz. Siz de amel etme imkanınız var ama gerçeği anlamadınız. Fark burada. Evet. Ne yap? Şaban ayının kıymetini bil. Sen de benim gibi kurtul. Dedi ve sessizliğe büründü. Ben de bu zuhuratımdan ayılıverdim diyor. Bu birçok eserde zikrediliyor. Bu kıssa bizlere de bunda büyük bir hisse var. İnşallah bu mübarek gece bile belki Berat gecesine kavuşmadan ölebiliriz. Değil mi? İnşallah Berat gecesini ihyaya niyetlendik ama şu mübarek geceyi de Rabbim ihyadan saysın inşallah. Yatsı namazında cemaatle kıldırsın inşallah. Ve sabaha da cemaate kavuştursun inşallah. Ve böylece bir gecenin ihyasıyla da olsa bizim azabımızı kaldırsın inşallah. Böylece efendim dua edelim ve devam edelim. Allah Teala'dan sebat istikametler niyaz edelim. Evet. İnşallah. Şimdi biz Şaban ayında amellerimiz Allah Teala'ya yükseltildiği için dikkatli ameller yapalım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şaban ayında oruç tutmasının sırrına
efendim vakıf olalım. Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim Şaban ayında en çok orucunu tutardı? Niye Ramazan'dan sonra en çok orucu Şaban ayındaydı? Bazen tümünü tutardı sorularının cevabında. Evet. Ameller Allah-u Teala'ya hangi mevsimde yükseltiliyor? Şaban ayında yükseltiliyor. Şimdi bu ameller bazen bir anda Allah-u Teala'ya yükseltilir. Bir ameli yaparsın, yaptığın anda o amel yükselir. Bu hangisi mesela? Öğlenin ilk sünnetini kıldığın zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazından evvel ne kılardı? 4 rekat sünnet kılar. Sordular, cevap buyurdular. İnna sa'atun tuftu fiha babus sema. Öğlen vakti oldu mu, zeval vakti, güneş tam düzden kaymaya başladı mı, ezan vakti girer, ondan sonra da sünnet kılınır farzdan evvel. O anda gök kapıları açılır. Gök kapıları açıldığı için o anda yapılan dua veya amel ne olur? Anında çıkar. Onun için hübbu en yas'ade li fiyâ amelun salih. İstiyorum ki diyor benim salih amelim o anda Rabbime yükselsin. Onun için Rabbimiz mekandan münezzeh ama Mevla'nın dosyası nerede? Ulliyin, kaydedilen salih amellerin dosyası nerede? Semada. Onun için Mevla'ya yükselsin dediği ne demek? Mevlamızın kayıt yaptığı illiyin dosyasına çıksın demek. O dosyada gökte. Efendim, bu fevri. Ondan sonra günlük gecelik arzlar var. Bunlar hangi vakitte? Sabah namazıyla ikindi namazı vaktinde. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetine hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yetehakabûne fîkum. Melâketun billeyl ve melâketun binnâv. Gece melekleri var, gündüz melekleri var. Bunlar sizin peşinize dolaşırlar. Feştemûne fî salâti subhî. Salatil asr. Bir sabah namazında buluşurlar, bir de ikindi namazında buluşurlar. Feyeselüllezîne bâtû fîkum. Ve ve'alem. Allah hakkıyla bilendir ama. Yine hikmeti gereği sorar. Gece sizi bekleyenlere sorar. Keyfe teraktum ibâd. Kullarımı nasıl bıraktınız? Feyekûlûn. Eteynâvmûm yusallûn. Gittiğimizde ikindi namazı kılıyorlardı. Ve teraknâvmûm yusallûn. Bıraktığımızda sabah namazı kılıyorlardı. Giderken de namazdalardı. Gelirken de namazdalar. Şimdi bu sabah namazında gündüz melekleri nöbeti bırakır, gece melekleri devralır ikindi namazında. Sabah namazında da gece melekleri nöbeti bırakır, gündüz melekleri nöbeti teslim alır. Bu günlük ve gecelik amellerin Allah'a arz zamandır. Ondan sonra bir de ne var? Haftalık arz. Haftalık arz ne demek? Amellerimiz hafta içinde genel manada Allah'ımıza sunuluyor, gösteriliyor. Bu hangi gündür? Efendim, pazartesi, perşembe dediniz. Doğru cevap bildiniz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediliyor. Hazreti Şerif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Okuyor musunuz salavat? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Hiç boş geçirmeyin salavatsız. Tu'radul amal yevmel isneynul hamis. Ameller Rabbimize ne gün arz ediliyor? Haftalık bu. Pazartesi ve perşembe. Niye oruç tutuyordu pazartesi? Doğduğum gün Allah'a şükrüçün. Perşembe, ameller haftalık Allah'a arz edildiği gün olduğundan istiyorum ki Rabbime amellerim sunulduğunda ben oruçlu olayım. Rabbim bazı amellerimi beğenmese de reddedecek olsa da oruçlu olduğuma bağışlayarak ya bak açlısız duruyor benim rızam için de oruç tutuyor şimdi oruçlu adamın amelini nasıl reddedeyim buyurur da kabul buyurur diye. Anladın? Bu haftalık arz. Ne kaldı şimdi? Senelik arz. Fevri arz. Anladın? Ondan sonra günlük arz, haftalık arz, yıllık arz. Arz ne demek? Allah Teala'ya bizim amellerimizin sunumu. Allah şahit değil mi? Allah şahit ama Mevla ne yapar? Melekleri şahit yapar, dosyalara kayıt yapar, amelleri teftiş yapar. Mevlamızın bunlar hikmetidir, kanunlarıdır bunlar. Üsame İbni Zeyd radıyallahu anhüma rivayet ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Lâke şehrun yeğfulun nâs an beyne recebe ve ramadan. Şaban ayı öyle bir aydır ki insanlar onda gaflete düşer. Çünkü neden? Recep ayı girdi mi 3 aylar girdi diye bir heves, ilk kandiller falan. Ramazan ayında da yine Ramazan başladığında millet bir ibadet, teravih falan bir heves.
Ama Şaban ayı arada kaynar. Halbuki Şaban ayı çok önemli bir aydır. İnsanların gaflet ettiği bir aydır. Halbuki ve şehrun turfa'u fil a'malu ila rabbil alemin. Öyle bir aydır ki ameller alemlerin Rabbine yükseltiliyor. Yani Mevla mekandan münezzeh. Onun teftiş noktasına yükseltiliyor. O zaman ben de Şaban ayında niye çok oruç tutuyorum? İşte Perşembe ve Pazartesi'deki aynı hikmete binaen. Ve uhibbu en yurfa ameli ve nasay. İstiyorum ki ben amelim Rabbime gösterildiği ayda, yine bir hadiste de ne buyuruyor? Eceller seneden seneye hangi gün kesilir? Hangi ay kesilir? Şaban'dan Şaban'a. Bu aydan diğer Şaban ayına kadar ne olur? Ameller, eceller kesilir. Ne demek eceller kesilir? İşte bir daha seneye ya çıkacak, ya çıkmayacak. Buyuruyor ki, ecelim kesilirken oruçlu olayım da Rabbim acısın, iman selameti nasip etsin. Ameller Allah'a Şaban ayında gösteriliyor yıllık. Amelim Rabbime arz edilirken oruçlu olayım da Rabbim kabul buyursun. Bu hikmetlere binaen bu mübarek ayda bu ibadetler, işte yine Ayşe annemiz rivayet ediyor. اِنَّ اللّٰهَ يَكْتُبُ ف۪ي عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ مَنِيَّتَ تِلْكَ السَّنَةِ. Her canlı bu sene ölecekse Şaban ayında onun defteri dürülür. فَوْحِبُّ اَنْ يَتِيَن۪ي اَجَل۪ي وَاَنَا صَحِبٍ. İstiyorum ki ecelim gelince beni oruçlu bulsun. Yani oruçlu olduğum bir ayda ve bir günde ecelim yazılsın ki bu sene şu gün ölecek. O zaman ne olur? Allah Teala bana iman selametiyle husnü hatime nasip eder. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlara muhtaç mıydı? He? Ecelin nasıl olacağından şüphesi var mıydı? Amelinin reddolmasından tereddüdü var mıydı? Ama bize onda örnek var. İttiba edeceğimiz, uyacağımız güzel numune var. Onun için buyuruyor ki, ben geçmişim geleceğim bağışlanmış iken, bu kadar bu aylara, gecelere, günlere önem veriyorum da, ya siz başınız belli değil, sonunuz belli değil, kabul oluyor musunuz, ret mi oluyorsunuz, bir şey belli değil. Siz nasıl böyle rahat olabiliyorsunuz? Bu mübarek ayları, günleri, geceleri gafletle geçirebiliyorsunuz. Allah Teala bu haberi güzel desin. İnşallahurrahman. Şimdi ben size söylüyorum, siz Risale'yi artık takip edin. Ben burada her gece sohbet yapmıyorum. Haftada bir gece, haftada bir geceden ne eder? Dört gecede Şaban ayı biter. Biz dört gece birer saatten, bir buçuk saatten nesini anlatacağız? Yalnız teşvik yapıyoruz biz. Bu teşvik inşallah sizi kıpırdandırıyor, harekete geçiriyor. Siz de kitabı okuyorsunuz, günlük amellerinize bakıyorsunuz ve amele çalışıyorsunuz. İnşallahurrahman. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediyor. Hadis-i şerif Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Teâcid salavatil gams ve la teâcez. Beş vakit namazın cemaatine devam et. Sakın aciz kalma. Ey Ali! Hazreti Ali Efendimiz'e çok emirler verirdi. Onu çok severdi. O onun vasisiydi, velisiydi. Ya. Radıyallahu anh. Rabbim şefaatine nail eylesin. Fe innehu idâ kâne yevmul kıyâme. Kıyamet günü olduğu zaman. Ve dâllâhu semâvâti seb'a. وَالْجِبَالَ وَالْبِحَارَ وَالْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالدَّوَابَّ وَالطُّيُورَ وَالْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ. Kıyamet günü olduğu zaman Allah Teala yedi kat gökleri, dağları, denizleri, gündüzü, geceyi, güneşi, ayı, yıldızları, yerde depreşen bütün canlılar, havadaki kuşları, arşı. Arş ne demek arş? Yedi kat gökler. Şimdi bak, kürsüyü, kürsü ne demek? وَسِعَ كُرْسِيُ السَّمَاوَاتْ وَالْاَرْضِ عَاتَ الْكُرْسِيلَ. Kürsü yedi kat gökleri, yerleri kaplamış. Yedi kat gökleri, yerleri kaplayan kürsü, arşın nispetinde, arşa nazaran ne kadar küçük? Koca çöldeki bir halka kadar. O kürsü, arşın yanında atılan halka kadar, şöyle bilye kadar. Arş o kadar büyük. Arşı da, kürsüyü de, vel cennete ve nâr, cenneti, cehennemi. Ne kadar büyük cennet cehennem. Yahu 60 bu dünya kadar bir Müslümana veriliyor yahu. 60 bu dünya kadar. Cennette bir yer. Yine de dolmuyor. Bu kadar da Müslüman var. Cehennem ne kadar büyük. Güneş ne kadar büyük. Dünyadan bilmem şu kadar büyük. Güneşi atacaklar cehennemin ortasına. Ceviz kadar kalmayacak ya. Bu kadar varlık mizanın bir kefesine konuyor.
konacak olsa ve yadav salaten vahideten yusalliyel mümin fil cema'a fi kifvedin ukra, müminin cemaatle kıldığı tek bir namaz. Beş vakit namaz da demiyor. Tek bir namaz. Şu kılacağımız yatsı. Onun için öyle terlemeyin, kaşınmayın. Yorulmayın, üşenmeyin, usanmayın. Önümüzde mizan kurulacak. Mizanda yüzümüz bu cemaatle hak olacak. Tek başıma kıldığımız hep delik deşik zaten. Ya tek bir namaz feyarcu sevabu tilke salatil vahide ala kulli. Bir vakit namazın cemaatle kılınmasının sevabı bütün bu saydıklarımızdan ağır gelecektir. İsterseniz anlayın, isterseniz anlamayın. Bu budur. Hele bir de beş vakit de demiyor. Ya tek bir vakit namaz ya. Bu cemaatle kılmak nasıl bir şey? Bana da dua edin inşallah. Bazı özürlerimiz var tabii. Hastalık oluyor, özür oluyor. Yine ben sıyırabilirim de sizin işiniz çok zor. Ben hakikaten hasta oluyorum bazı yani. Hakikaten hasta oluyorum ama sizin gibi sağlam olsam vallahi camide yatarım be. Ya 10 sene 20 sene camilerde kaldık hep ya. Sonra hastalıklar oluyor tabii, özürler oluyor, mazeretler oluyor. Gençler, gençler, Allah size sıhhat vermiş, sağlık vermiş. Bak yaşlanınca sonra zor oluyor. Bu gençler bırakmayın ya. Bir namaz cemaatle çıkın gidin, yürüyün ya. Cami neredeyse gidin. Ya da mutlaka evde birkaç kişi cemaat yapın. Hiç olmadı illa hanımla cemaatte yapsan yine cemaattir. Yine cemaattir ama biz sağlam insanlar bununla yetinmeyin. Büyük cemaatlere kavuşun. وَلَوْ تَعَلَّقَ الْمَلَائِكَ وَالْاَنْبِيَا وَالْاِنْسُ وَالْجِنْ وَالشَّيَاطِينَ وَيَجُوجُ وَمَجُوجُ مِنَ الْكِفَّةِ. Mizanın bir kefesine bütün melekler tutunsa. Melekler, melekler. Ne kadar melek var? Allah'tan başka bilen yok. Kur'an öyle söylüyor. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُ. Ancak Allah bilir Rabbinin orduları ne kadardır. Melekler. Bir melek ne kadar kuvvetli? Yedi kat yerleri dibinden söküp göğe kaldırıp ters çevirecek kadar. Bir melek. Bütün melekler zaten bir Cebrail Aleyhisselam'ı ne tartacak terazi bulabilirsin? Bir Cebrail Aleyhisselam'ın tonajını hiçbir şeyle kıyas edemez. 600 kanadı var. Bir kanadı doğuyu batıyı aşıyor zaten ya. Bütün melekler, bütün peygamberler, peygamberler, insanlar, cinler, şeytanlar, Yecüc ve Mecüc. Bu Yecüc Mecüc dünyayı yiyip bitirecek, içecek, geçecek ya. Bunlar öyle bir kabileler. Anlattık size kıyamet alametleri bazı. Bütün bunlar terazinin kefesine, mizanın gözüne tutulsa lekâne tilke salâtul vâhid eskale minâdâk. Tek bir namaz, cemaatle kılınan namazın sevabı hiç yerinden oynamaz, kıpıldamaz bile. Bunlar onu oynatamaz diyor. Hepsinden ağır gelir. Aman namaz, gözümün nuru namaz. Hele bu cemaat, cemaat, cemaat. İnşallah. Bu kitabı onun için yazdık. İnşallah ilgilenirsiniz. Cemaati sevgi severek ölürseniz, bu kitabı okudukça cemaati seversiniz. Bilmeyen olmaz arkadaş. Hadisleri okumadan adam, ben cemaati seviyorum. Ne biliyorsun da ne seviyorsun? Bileceğiz, seveceğiz. İnşallah Allah cemaat sevgisi üzere öldürsün bizi. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. اَلَا مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ الْجَمَاءَ. Cemaatle namazı severek ölen, hasta oldu, yaşlandı, gidemiyor, ah gidebilsem diye cemaat sevgisiyle ölmek nasip olsun inşallah. فُتِحَدْ لَوَبَّابُ الْجَنَّةِ. Evet, cennetin 8 kapısı açılır. حَتَّى اَدْخُلَ الْجَنَّةِ مِنْ اَيْبَامِ شَهْرِ بِغَيْرِ حِسَابِ. Hesapsız cennete girer. وَيَكُنْ فِي الْجَنَّةِ رَفِيقِ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ aleyhissalatü vesselam. Cennette kimin komşusu olur? İbrahim Halilur Rahman'ın komşusu olur. Cemaati severek ölen. Ya bu sevmek parayla da değil ya. Ama sevmek ne gerektirir? O yolda adım atmak gerektirir. Çünkü bir insan bir kadını sevse, ona da ulaşmak elinden gelse, adım da atmadan öyle uzaktan uzağa sevse, ne derler ona? Hadi git sahtekar derler. Onun için sevgi ne yapar? Ha, adamı yola koyar. Onun için Efendi Hazretleri İmam-ı Azam'a ne soruyordu? Nur Hoca var ya meşhur, İmam-ı Azam. Ben İmam-ı Azam diye başlar vaazlara. Bilmiyor musunuz onu siz? Bir şeyden haberiniz yok o zaman. İmam-ı Azam Nur Hoca'ya ne dedi? Dedi İmam-ı Azam, ne var dedi. Allah'ı seviyor musun dedi. Seviyorum dedi.
Peki dedi. Bir karıya aşık olsan dedi. Onu çok sevsen. Uykularını kaçırsa. Aranızda da dedi bir duvar olsa ne yaparsın? Delerim o duvarı dedi. Ha, peki dedi. Madem o sevgiline kavuşmak için duvarı deliyorsun da dedi. Allah'ı seviyorsun da yaprak bile kıpırdatmıyorsun. Allah'a ulaşmak o kadar kolay dedi. İşte mesele bu. Doğru anlayalım. Efendimiz böyle. Böyle misaller verir kafaya yaklaştırmak için. Ha, sevgi, cemaat sevgisi üzere ölen. Efendim zaten seviyorum hoca efendi. Böyle de ölürsem yaşadık. Cemaati sevmek üzere ölen adam cemaat yolunda ölür ya. O yolda yaşar ya. Ben bu kadar adam rastladım. Ya namaza giderken yolda öldüler, ya camide öldüler, ya dönerken öldüler. Tanıdığım bu kadar insan var benim. Hep namazın köşesinde öldüler ya. Neden? İşte cemaat sevmiş. Aşk var adam. Demek ki kalbi tekleyerek de çıkmış. Ölürsem o yolda öleyim diye gitmiş adam. Allah bize de bu böyle bir sevgi nasip etsin. İnşallah Rahman. Bu cemaat risalesini bunu elden düşürmeyin. Ben buna çok emek ettim. Gözümün nurunu akıttım yani. Ha. Gecelerimi bu kadar hadis topladım size. Hiçbir kitapta bulamazsınız. Hiçbir kitapta bulamazsınız deyince ben mi uydurdum yani. Arapçalarda var. Türkçe kitaplarda bulamazsınız. Yoksa adamın biri konuşuyormuş da hocanın biri alttan öbürü ne diyormuş? Bunun anlattıkları 104 kitapta bulunmaz. Çünkü yalan demiş yani. Ha şimdi ben sana hiçbir kitapta bulunmaz diye yalan mı konuşuyorum? Hepsinin altında kaynak veriyorum. Demek ki kitapta var. Benim demek istediğim bu yeni tercümelerde rastlayamazsınız. Bu kadar uğraşıyoruz bunlara. İnşallah herkesi teşvik edin. Cemaatle namaz. Bir kişi iki kişi, bir kişi iki kişi. Camiler şenlensin. Ayıp ya. Mihrimah Sultan Camisi'ni anlattılar o zaman. Yani Edirne Kapı'daki o köşedeki büyük cami. İstanbul'un nüfusu işte tam hatırlayamayabilirim. 140 bin kişi miydi neydi dediler o zaman. İstanbul'un nüfusu 140 bin kişiyken öğle namazında doluyordu. Şimdi olmuş 15 milyon cuma namazında dolmuyor. E şimdi tabii herkes İslamiyet çok ilerliyor, Müslümanlık çok artıyor. Numara. Sabah namazında Sultanahmet boş, Fatih Camisi boşsa bu kadar şu Fatih'in etrafında yüz binler oturuyor. Bu Fatih Camisi boşsa Hazreti Fatih beddua eder. Beddua eder ya. Bu camileri biz yaptık. Padişahın bile cemaate gelmiyor diye şahitliğini kabul etmedi Şeyhülislam. Padişah sarayda kılıyor. Sarayın imamı da var. Vaaz dedi. Bu camiye gelmiyorsan şahitliğin kabul değil dedi. Padişahı reddetti. Ondan sonra padişahlar ne yaptılar? Sultan mahfeli var yukarıda. Sol köşede Fatih'in. Niye? Dışarıdan geliyor özel. Mahfelde kılıyor. Yani büyük cemaate katılacak. Şahitliği kabul olması için. Öbür türlü şahitliği kabul olmaz ki namazı cemaate gelmeyen. Anladın mı? Tabi onlar mecbur güvenlik için üstte kılıyorlardı. Çünkü kalkar biri öldürür eder suikast yapar. Müslümanlara zarar gelir diye. O tabii onların özel hakkı tabii. Ama yine de camiye gelmeyi şart koştu Şeyhülislam. E bu kadar ayet hadisi gören Şeyhülislam nasıl fetva verecek yani padişah? Nasıl verecek? Cemaate gelmeden olur mu ya? Şimdi biz öleceğimizi de bilsek cemaatten ayrılamayız. Allah ayırmasın inşallah. Rahman. Amin inşallah. Efendim istifade edin bu risaleleri. Ondan sonra Arifan dergisinden istifade edin. Şaban ayı ile ilgili dolu 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 malumat var. Daha ne kadar bilgiler var. Ondan sonra ben geçen hafta size arz ettik işte madde madde baktık. Her biri hakikaten böyle kısa kısa hem itikatla ilgili, faziletlerle ilgili, tarihle ilgili efendim İslam şuuru veren hakikaten çok kıymetli yazılar var. Allah Teala istifade etmeyi nasip etsin. Amin. Efendim. Burada diyor ki birisi, itikat risalesinde yazmışsınız, Ramazan ayında mazeretsiz yere Müslümanların arasında alenen yemek içmek gibi işler kafirlik fiilleri olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısın? Diyor, tabii çok açık bu. Açılacak da bir şey yok ama bir insan Ramazan'da kendi özlü mazereti yok iken efendim, özlü var ise yani oruç tutmasını tutmamasını meşru edecek özlü varsa bu adam yer içer. Hastadır. Müslüman doktor fetva verir. Yer içer ama yine milletin ortasında yiyip içmemesi lazım. Neden? Karşı taraftaki adam senin hasta olduğunu bilmez veya yolcu olduğunu
seferi olduğunu bilmez. E bilmeyince de ne yapar? Suizan eder. Bak gavura der. Onun için onu da kendini gavur dedirtirsen o da kötü. Onun için bir insan ne kadar hasta mazereti olsa da alenen yemeyecek. Efendim kendi hastaysa gizli yiyebilir. Bu başka bir şey. Velakin bir insan milletin ortasında özrü mazereti yok yerse bu nedir? Bu ben sizin orucunuzu saymıyorum demektir. Bu neye benzemez? Namaz kılmamaya benzemez. Şimdi bir insan akşam namazı farzdır inansa fakat tembelliğinden kılmasa biz buna kafir demiyoruz. Ama bir insan Ramazan günü alenen milletin ortasında böyle ballandıra tatlandıra yese bu adama kafir diyorlar. Alimler ekseriyetle. Neden kafir diyorlar? Bunda çünkü aynı zamanda hakaret var. Aynı zamanda hafife alma var. Aynı zamanda da Müslümanlara enayiler diye sövmek gibi bir davranış var. Yiyorsan da niye benim gözümün önünde böyle yiyerekten senin orucuna ben efendim böyle yerim dercesine. İşte bu biraz farklı bir fiildir. Onun için kafirlik sayılması hafife alma ve hakaret ve küçümseme manasından kaynaklanıyor. Yoksa amelin terkiyle insan kafir olmaz. Ehl-i sünnete göre hiçbir ameli terk etmekle insan kafir olmaz. İslam'ın bir şartı haçtır. Hacca gitmeyene gavur diyebiliyor muyuz? Bir şartı zekattır. Zengin olup nisaba malik olduğu halde zekatı vermedi bir sene diye gavur diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz ama oruç farklı bir şey. Çünkü neden? Gizli yiyebilirken açık yemenin manası ne? Oruç tutana hakaret manası. Başka bir şey değil. Ermenisi Yahudisi açıktan yemezken Müslümanım diyen açıktan yerse de buna da Müslüman demezler. Onun için burada bir hassasiyet var. Mesele odur. İnşallah efendim kısaca dualar yaparız. Askere gidenlere uğurlarız, duacı oluruz. Vefat edenlere şehadet okuruz inşallah. İki tane şey söyleyeceğim. Ramazan Şerif yanaşıyor inşallah. Efendi Hazretlerime sorduk dün akşam. Hatimle kıldırmak istiyorum. Teravihi hatimle kıldırmak istiyorum. Cemaat hep başka camilere gitmek zorunda kalıyorlar. Hatimle kılanlar da biraz arttı. Allah sayılarını artırsın. İnşallah. Ben de hızlı okuruz. Efendi Hazretleri o zaman buyurmuştu. Senin okuduğun adamı yormaz. Senin okuduğun adamı yormaz. Onun için sen fazla okuyabilirsin. Herkes emsaat etmiyordu. Dün gece sordum. Dedi ki inşallah kılın. Çok iyi olacak, bereket olacak, mübarek olsun. İnşallah hatimle çünkü müsaade almak lazım. Büyüğümüzdür, izin alacağız. Yaptığımız işi istişareli yapmamız, sünnete uygun olsun. Efendi Hazretlerimiz öyle yapın buyurdu. Teravihle inşallah ilk geceden teravihle kılacağız. Sohbet hangi geceler devam edecek? Ancak cuma geceleri sohbet. Bu geceler devam edecek. Geri kalanlarda sadece hatimle cüzleri takip edeceğiz. Hatimle hangi gece bitecek? İnşallah Kadir gecesi bitecek. İnşallah Kadir gecesinde hatim bitecek. Sonu ve duası yapılacak. İnşallah. Sohbetler sadece cuma gecesi devam edecek. İnşallahurrahman. Subhane rabbiyel aliyyil alel vâb. Elhamdülillâh rabbil alemin. Salatu vesselamu alâ seyyidil murselin. Muhammedin ve alâ aliyye sahibi ecma'in. Allahümme inna neselüke el cenneh. Ve ne'udhu bike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenneh. Ne'udhu bike min sekatike vel nâr. Allahümme inna neselüke el cenneh. Ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Ne'udhu bike minen nâr. Ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Allahümme inna neselüke min khayri ma seeleke min nebiyyuke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'udhu bike min şerri mestaâdeke min nebiyyuke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. فأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بزدنا والوفاة لنا رحمة إله قبل لنا النور إله درجة لنا عالي إله cemaatlere gelmelerinin faziletini, sevabını, alimleri sevmelerinin Ehl-i sünneti sevmelerini, cemaat sevmelerini, mükafatlarını kendilerine ihsan eyle. Amin. Bizler de yarımanların haline hallendik de bize de bu yolda yaşayıp ölmek nasip eyle. Amin. Evet, bütün vefat eden cemaatlerimizden, sizin geçmişlerinizden ve bu cemaate evvelce devam edip, şimdi kabirde yatanlar, sağ olsalardı gelecek olanlar ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. Şehadetlerimizi kabul eyleyip ruhlarına hediye eyledik, ihsal eyle.
Amin. Ya Rabbi, Şaban ayına gereken hakkıyla tazımı bize nasip eyle. Amin. Şaban ayında günahlardan sakınmak nasip eyle. Amin. Takva ile amel etmek nasip eyle. Amin. İstiğfar etmek nasip eyle. Amin. Kendimizi masiyetten geri tutmak nasip eyle. Amin. Ve ya Rabbi, sen Habibin sallallahu aleyhi ve sellem ayına gereken tazımı ve ona gereken tazımı salavat-ı şerifelerle onu anmayı, hatırlamayı bize müyesser eyle. Amin. Kolay eyle, kabul eyle. Amin. Tembellik hallerini izale eyle. Çok uyumaktan, çok yemek, çok içmekten muhafaza eyleyip, amin, eğlence sevgilerini kalplerimizden ihraç eyle. Bizlere ibadet, taat lezzetini tattır ya Rabbi. Amin. Dostlarına tattırdığın gibi bir zerrede bize ihsan eyle. Amin. O lezzeti alarak daha yorulmamak nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayrun Nasirin ve ya Hayrul Fatihin. Şaban Şerif 15. geceye bizi hazır eyle. Amin. Hayırlı kazalar, kaderler bu mübarek ayda takdir eyle. Ecelimizi oruçlu olarak ibadette, taatteyken yazılmasını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, oruçluyken amellerimiz sana arz edilirken oruçlu ve zikir üzere, huzur üzere bulunmayı nasip eyle. Amin. Ve böylece amellerimizi kabul eyle bu mübarek ayda ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin, sahibini bizden razı eyle. Amin. Cümlemize şefaatçi eyle. Amin. Hayırlı şahit ve şefaatçi eyle. Amin, amin diyen dillerini harcamdan azade eyle. Amin. İçimizdeki hastalara ve hastalıklarımıza acil şifa. Dertlerimize deva, borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Amin. Cemaatten hacı abimiz böbrek taş tehlikeli bir ameliyat olacak. Ona da kolaylıklar, başarılı ameliyatlar nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Ümit Efendi kardeşimize de hayırlı şifalar, afiyetler ihsan eyle. Daha ne kadar cemaatimizden ismini bildik bilmedik, hepsi sana malumdur. Hepsinin halleri içi dışı sana arz edilmiştir. Belki de içimizde öyle insanlar var, kendini sağlam zannediyor, bir şeysi yok biliyor, ne hastalıkları var. Sen tedavi eyle ya Rabbi. Amin. Bu cemaate gelmelerinin bereketine ya Rabbi. Amin. Bu mübarek gece hürmetine ya Rabbi. Amin. Hepimizi tedavi eyle. Amin. Maddi manevi emrazı izale eyle. Amin. Amin ya Rabbi. Ailelerimizi yar eyle, itaatkar eyle. Amin. Askere gidenler sana emanet, sen muhafaza eyle. Amin. Askerimiz, polisimiz bizi muhafaza ettikleri gibi sen de onları muhafaza eyle. Amin. Emniyeti sağlamaları için onlara yardım eyle. Amin. Teröristlerin kuvvetlerini iptal eyle. Eşkıyanın gücünü imha eyle. Amin. Memleketi karıştırmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, bütün İslam vatanlarını da işgalden muhafaza eyle. Amin. İşgale uğrayan Irak'ı, Filistin'i vesaire İslam vatanlarını halas eyle ya Rabbi. Amin. Kafirleri reddeyle ya Rabbi. Amin. İslami bir emniyet, hürriyet nasip eyle. Amin. Bizim de İslami hürriyetimizi gün be gün ziyade eyleyip İslam'ı istediğimiz gibi tam yaşayacak emniyet, hürriyet halini bize de ihsan eyle. Amin. İslam için çalışanlara yardım eyle. Amin. Kafirlere yandaşlık edenleri makhur eyle. Amin. Mağlub eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Habibine mübarek kulaklarına işittir ya Rabbi. Amin. Böylece bizden eriştir ya Rabbi. Amin. Evvelce meleklere falan oğlu falan sana salat ediyor diye haber ettirirken, cuma gecesi olduğunda, cuma günü girdiğinde bizzat kulağımla duyarım buyurduğu üzere Habibine sallallahu aleyhi ve sellem seslerimizi işittir ya Rabbi. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasıfun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin ilâ şerefi ruhi nebi Muhammedin sallallahu teala âli ve ashabi müşâhine hakim mamur rabbani imam masum beydullah ahrar şah nakşimet alâhine hattar Muhammed Halid dayavni hacca abdullahi el-mekki Mustafa Hüsmet garibullah büyük şeyhe ben halil nurullah ben de alâhine bezzâze Hüseyin Kudüs'e ben şerif Kudüs'e ben devam edin Şeyhina ruhu ruhina adina haca alin hadin aksam cemi'i meşayihina ve satidina ve emmatina ve emmatil müslümin ve emmatil cemaat hadirin el Fatiha.